Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi akşamlar. Türkiye'nin %100 yerli bilgi yarışması Altın Pete'ye hoş geldiniz. Ve yarışmacımız Şeref Atakan Er geliyor. Merhaba Şeref. Merhaba Engin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Buyur lütfen. Nasılsın Şeref? Teşekkür ederim Engin Bey. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Neler yapıyorsun? Biraz seni tanıyalım. Okuyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. 26 yaşındayım. Biraz uzattım okulu. Hangi bölümde okuyorsun? Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyorum. Güzel bir bölüm. Evet. Bu Haziran'da umarım bitecek. Hadi bakalım inşallah. Neler var planlarda? Elektronik üzerine devam mı? Ya son sınıfta genelde öğrencilerde biraz böyle şey oluyor. Ne yapacağını bilememe gibi bir olay oluyor. Yani 6 ay sonrasını göremiyorsunuz sonuçta. Bir de öğrencilik gibi rahat bir hayat bitiyor ve ondan sonra hani çoğu insanın dediği gibi sistemin köleleştirdiği insanlardan birisi oluyorsunuz. Ama bir yandan da çalışmak da lazım. Tabii canım, para olmadan nasıl yaşayabilirim? Peki var mıydı, istiyor muydun? Çünkü güzel bir bölümde okuyorsun, iyi bir üniversitede okuyorsun. Evet, çok güncel de bir konu. Ben yani seviyorum, alanım bayağı güncel, her gün kendini yenileyen bir şey. İlgimi de çekiyor. Staj yaptın mı hiç bir yerlerde? Staj yaptım. Ya aslında ofis hayatı böyle bir yerde oturup bilgisayarın başında tık tık tık, o çok fazla ilgimi çekmedi ama saha işlerinde olacağına eminim. Daha ilginç alanlarda da aslında tabii yeteneğini ve bilgini gösterebilirsin. Buradan da diğer tabii ki şirket yöneticilerine söylüyorum. Stajyeri arıyorum. Daha zorunlu stajlarımı tamamlamadım. Umarım. Buradan da küçük bir reklam da yapmış olalım. Evet, evet. Genç ve yakışıklı bir elemanımız var efendim. Evet. Şeref. Peki. Teşekkür ederim. Başlayalım Şeref. Başlayalım. Peki hadi bakalım. O zaman Şeref'in ilk sorusu gelsin. Ve buyurun başlıyoruz efendim. Hangi sözle sistemimizi dile getiririz? A. Şükürler olsun. B. Hamd olsun. C. Adağım olsun. D. Aşk olsun. D seçeneği aşk olsun diyorum ve onaylıyorum. Peki. Tabii ki. Ya ben... Bu da bizi 500 lira değerindeki anahtar kelimelere getirmiş oldu. İşte onlar. Şerit, dans ve çalışkan. Şerit. Şerit. Şerit anahtar kelimesini onaylıyorum. İstanbul'da karayolunun ortasında kendisine ayrılmış iki şeritli yolda ilerleyerek toplu taşıma hizmeti veren uzun güzergahlı araç hangisidir? A. Teleferik. B. Metro. C. Metrobüs. D. Troleybüs. Ya böyle kolay sorular çıktığı zaman kendimden şüphe etmeye başlıyorum dedik. O yüzden böyle bir kez daha okuyayım, bir kez daha okuyayım diye kendime söz verdim. Dikkat et. C. Metrobüs onaylıyorum. Tabii ki. Geldik 1000 lira değerindeki anahtar kelimelere. İşte onlar. Makarna, kış ve ticaret. Kış anahtar kelimesini seçmek istiyorum. Kış ortası, kışın en şiddetli zamanına halk arasında ne denir? A. Ak kış. B. Kara kış. C. Zifiri kış. D. Kar kış. İşte korktuğum gibi bir soru geldi şu anda. Kara kış veya kar kış, ikisi arasında kaldım tabii ki. Böyle biraz şiirleri ve kitapları hatırlamaya çalışıyorum. Oradan sanırım bir A ile C olmadığına eminim zaten. Ya joker kullanmak istemiyorum ya. Bir tane bronz jokerimi kullanmak istiyorum. Peki hangi şık için? B. Kara kış onaylıyorum. Söyledin de kullanmak istemiyorum dedin ama... Ya riske atmak istemiyorum çünkü... Üçüncü soruda eğlenmeyeyim dedin. Evet aynen. Peki tamam hadi devam edelim. 2000 lira değerinde anahtar kelimelerimiz giysi, seçim, yumurta. Giysi. Peki. Hangi meslek grubunun mensupları uzun,
yanları geniş, düğmesiz bir giysi türü olan cübbe giymez. A. Avukat. B. Din adamı. C. Hakim. D. Doktor. Din adamları giyiyor tabii ki. Doktorlar da düğmesiz giysi türü olan bir cübbe giymez. Cübbe dediğimiz şey genelde düğmesiz oluyor yani. Böyle cübbe diye adlandırılan şey. Değil mi? Sanırım. Evet, uzun diyor. Yanları geniş. Düğmesiz bir tür giysi olan cübbe giymeyen meslek grubunu soruyoruz. A. Avukat. Onaylıyorum. Acele ettin Şeref. Ama doktorlar beyaz düğmeli önlük. Beyaz önlük giyerler. Gün cübbe değil tabii ki. Hakim ve avukatlar cübbe giyerler. Yeşil ve kırmızı, evet, hatırlarsın. Din adamları da beyaz cübbe giyerler. Filmlerde avukatlar hep böyle şey giyer diye, takım elbiseyle çıkıp gözlüklerini çıkartırlar diye işte aklımda kalmıştı. Doktorlar da bir önlük giydikleri için onu cübbe olarak düşündüm. Bir de o düğmeli işte, o yüzden aklımda kaldı. Aslında doktorlarınki düğmeliydi. 3 tane bronz jokerin vardı, gümüş jokerin vardı. Keşke birini gene kullansaydın Şerif. Kısmet değilmiş. Peki, çok teşekkürler. Seni tanıdığımıza memnun oldum. Sağ ol. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Evet efendim, Şeref biraz acele etti ama ne yapalım, biz Altın Pete'ye tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve yarışmacımız Cebrail Erinç geliyor. Merhaba Cebrail. Merhabalar. Yürürlükler. Teşekkürler. Cebrail hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Biraz heyecan var sanki. Biraz heyecan. Olsun biraz heyecan. Ya. Olsun mu? Biraz olsun. Doğru. O kadar da değil yani. Değil mi? Tamam. Neler yapıyorsun? Vallahi şu anda 6 yıllık bir öğretmenlik sürecim var. Genç yaşta öğretmen olduk. Ne güzel olmuş. Nerede yapıyorsun öğretmenlik? Siirtliyim. Siirt'te yaşıyorum. Siirt'te öğretmenlik yapıyorum. Ne güzel. Hayatım Siirt üzerine ama söyleyeyim. Süper. Nerede okudun peki öğretmenliği? Öğretmenliği 2 yıllık bir Bayburt süreci var. Hı-hı. Sonra yatay geçişle işte Siirt Üniversitesi'ne geçiş yaptık. Bu şekilde Siirt Üniversitesi'nden de mezun olduk. Ne güzel. Şimdi peki şehir merkezinde misin? Evet, şehir merkezinde bir devlet okulunda öğretmenlik yapıyoruz. Burada tüm öğretmen arkadaşlara da teşekkür ediyorum beni destekledikleri için. Ne güzel. Oradan buradan da bütün öğretmenlere selam olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Peki. Cebrail, evli misin? Çocuk var mı? Evet, var. Şu anda daha doğrusu hızlı bir evlilik sürecim oldu. Hayırlı olsun. Nasıl oldu? Sağ olun. Teşekkürler. İşte asker dönüşü, 2014 asker dönüşü işte kızla, daha doğrusu kız dediğim benim aynı zamanda kuzenim dede tarafından. Tanışma derken evlilik ve bir anda şu anda 2,5 yıllık bir evlilik sürecimiz var, çok şükür. Nasıl, askerden döner dönmez mi? Evet, askerden hatta şöyle bir şey oldu. Askerin bitmesine tam 52 gün kala. Evet. Komutandan bir anladı, gittim hadi yanına koştum. Hayırdır Cebrail? Bir de kısa dönem olduğum için hani izin falan kullanmasınlar dediler. Ben de bir anda koştum, dedim valla komutanım evleniyorum. Hayırdır komutanım? Yani doğrusu bana söylediler işte böyle. O da çok şaşırdı çünkü hiç böyle bir durum beklenmiyordu. Dedim vallahi ben kızı daha doğrusu telefonda konuştuk. Beğendim, evlenmek istiyorum ve nişanlanmaya gidiyorum. Derken askerlikten sonra nişandı, düğündü falan derken şimdi çoluk çoluğa karıştık. Oh ne kadar. 2,5 yılda. Ne kadar güzel. Çocuk yani, var mı? Evet, 2 tane kızım var. Maşallah, Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Biri Miray, diğeri Simay olmak üzere. Ne güzel. Çok şükür hızlı bir süreç oldu. Evet, çok askerlik memnunum. Bitiyor mu bitti mi derken bir anda evet. Hanımla tanışıp evlenip. Şu anda evli için çoğu çoğu abi. Aynen. Öğretmenlik de devam ediyor. Çok şükür öğretmenlik devam ediyor. Hadi bakalım başlayalım Cebrail. Başlayalım. Tamam hadi. O zaman Cebrail'in ilk sorusu geliyor. Ve buyurun başlıyoruz efendim. Alacağın olsun görürsün sen diyen kişi ne yapmaktadır? A. Borçlanmaktadır. B. Yan çizmektedir. C. Af dilemektedir.
de tehdit etmektedir. Cevap veriyorum. Tehdit etmektedir. De onaylıyorum. Tabii ki. Böylece 500 liraya ulaştık bile. Evet. Artık anahtar kelimeler var biliyorsun. Evet. Onlarla yolumuzu belirleyeceğiz. İşte onlar. Tamam. Karpuz, güven ve zaman. Vallahi bir 25 yıllık bir Diyarbakır serüvenim de var. Dolayısıyla. Onun için karpuz diyorum. Tamam. Onaylıyorum tabii de onu. Karpuz kesildiğinde çıkan ses hangisiyle ifade edilir? A. Kütür kütür. B. Çıtır çıtır. C. Takır tukur. D. Lıkır lıkır. Oho. Karpuzu kestin mi? Nasıl çıkar sesi? Kütür kütür çıkar. Da. Buradaki o mudur? Çıtır çıtır. Ekmek. Lıkır lıkır. Süt. Takır tukur. Ayakkabı sesi. A. Kütür kütür. Onaylıyorum. Tabii ki. O kadar çok karpuzla uğraştık. Karpuzla o kadar uğraşmışım diyorsun. Kütür evet, kütür gerçekten. De bilelim. Yani bir de manavcılık da yaptım bir zaman. Öyle mi, ne güzel. Evet. İşte onunla. 1000 liraya ulaştık bile. Evet. Anahtar kelimelerimiz arkadaş, çiftlik ve dizi. Arkadaş demek istiyorum. Peki. Sizinle çok uyumlu olan bir arkadaşınızdan nasıl bahsedersiniz? A. Kafa dengi. B. Kafadan kontak. C. Kafası bozuk. D. Eski kafa. Cevap veriyorum. A. Kafa dengi. Onaylıyorum. Elbette. Ve işte 2000 lira değerinde anahtar kelimelerle devam ediyoruz. Eşek, deri ve yöntem. Acaba eşekten nasıl bir şey çıkar? Eşek diyorum. Diyelim görelim. Peki. Halk arasında eşeğe ne ad verilir? A. Kara kaçan. B. Karabaş. C. Kara koncolos. D. Karabina. A şıkkı diyorum. Kara kaçan. Onaylıyorum. Elbette. Kara kaçan getirdi bizi 3000 liraya. Evet. İşte anahtar kelimelerimiz. Sebze ve parça. Ya manavcılık yaptım ama bilmiyorum. Nasıl bir soru gelir? Ya ben parça demek istiyorum. Peki. İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçasına ne ad verilir? A. İcar. B. Arsa. C. Parsel. D. Mülk. Bunun cevabını biliyorum ama pek emin değilim ya. Risk alsam mı acaba? Mülk, ev demek. Arsa ayrılmamış demek. İcarla parsel arasında. Proje mi kullanmak istiyorum? Kullanalım. Evet. Cebrail hangisi için? C parsel için onaylıyorum. Peki. Tabii ki parsel. Nasıl gidiyor? Bildiğim soruda kullandığım için. Bir de daha geçenlerde parsel ile ilgili bir şeyler konuşuyorduk. Bildiğim soruda şu bronz jokeri kullanmasaydım diyorsun ha. Hayırlısı. Hayırlısı. İlk 5 soruyu geride bıraktık. Bir tane bronz joker kullandığımız için bence çok iyi gidiyoruz. Sıradaki anahtar kelimelerimiz 5000 lira değerinde. Yüzde, askeri ve işlem. İşlem demek istiyorum. Peki. İşlem dedi Cebrail. Sorusunu görelim efendim. Buyurun. Matematiğin konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan koluna ne ad verilir? A. Limit. B. Aritmetik. C. Türev. D. Logaritma. Ya risk alsam mı acaba ya? Risk alıyorum. Peki. B. Aritmetik. Onaylıyorum. Risk alıyorum dedi Cebrail. Evet, doğru cevap. Gel. Bravo. İşte böyle.
En güzeli bu. Bu riskleri aldığın sürece bronz jokerler ileride çok işimize yarayacak. İnşallah ya. Hadi bakalım. 10 bin lira değerinde anahtar kelimelerle devam ediyoruz. İşgal, marş ve taht. Taht söylesin, padişahtan çıkar. Marş söylesin, Allah bilir nereden çıkar. İşgal demek istiyorum. Peki. Taht söylesem padişahtan çıkar, marş söylesem Allah verir nereden çıkar dedi. Evet. Ve oradan da işgale karar verdi. Evet. Hadi bakalım o zaman görelim. İşgal anahtar kelimesinin sorusu, buyurun. Osmanlı Devleti hangi savaştan yenik çıktıktan sonra Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamış ve ülke düşman işgaline açılmıştır? A. 93 Harbi, B. Balkan Savaşları, C. 1. Dünya Savaşı, D. Trablusgarp Savaşı. 93 değildir. Balkan Savaşları da değildir. Trablusgarp da değildir. Cevap veriyorum. Risk alıyorum. C. 1. Dünya Savaşı. 10 aylıyorum. Bravo. Bravo Cepo. Tebrik ediyorum. Sağ olun. İyi gidiyoruz. İnşallah. Daha da iyi olur. Kafanda bir limit var mı? Vallahi... İlk olarak gümüş şokeri kullanmak için, sonra da altın peteğe ulaşmak için. Şöyle bir hedefim vardı. Hani belki 1 milyoncu soru ulaşamam ama kafamdaki sayı 50 bin mi? 50 bin bayağı işimi görecek. İnşallah. İnşallah orada gümüş şokeri kullanmayı düşünüyorum. Tamam, hadi bakalım. Şimdi 15 bin lira değerindeki anahtar kelimelerle devam edeceğiz. 3 tane bronz jokerimiz, bir de gümüş jokerimiz bizi bekliyor kullanılmak üzere. Evet. Deniz, göl, şehir. Deniz desek olmaz. Şehir, şehir bir yerinin ismiyle çıkar. Göl. Şehir demek istiyorum. Peki. Şehir dedik efendim. Görelim bakalım sorusunu. Mescid-i Aksa hangi şehirdedir? A. Medine, B. Kudüs, C. Şam, D. Mekke. Güzel bir soru. Mekke, Medine'de olacak hali yok tabii. Şam'da hiç değil. Yine güzel bir risk. Keşke bütün işler böyle olsa. B. Kudüs, onaylıyorum. Elbette. Cebrail, şöyle bir petek tablosuna bir bakalım. Çünkü 4-8 soruda 15 bin liraya ulaştık. Her soruda yandaki peteklere giderek halen tam 1 milyon için yarışma şansımız var. Evet. 3 tane bronz jokerimiz, 1 tane de gümüş jokerimiz var. Evet. Keyifler yerinde. Çok şükür. Hiç bozmayalım. Hedefime ulaşıyorum sanki. Hedefimize İnşallah. Doğru emin adımlarla yürüyelim. İnşallah. Hadi bakalım. O zaman şimdi 30 bin lira değerindeki anahtar kelimeler önce bir gelsin. Görelim. Yes. Su, alıntı, ders. Ya ben öğretmen olarak dersen cay mıyım? Ders olsun. Tabii ki. Sabahtan akşama zaten derstesin. Yani. Karşına da çıkmış ders anahtar kelimesi. Yani seçelim. Bence... Kısmetinmiş diyelim. Aynen. Gelsin efendim sorusunu görelim. Tıbbın Kanunu adlı eseri yüzyıllar boyunca batıdaki üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan filozof hekim kimdir? A. Harezmi, B. Farabi, C. İbn Sina, D. Hipokrat. Harezmi, matematikçi, Farabi, matematikçi, Hipokrat. Değildir bence. Tıbbın Kanunu. Ben yine risk almak istiyorum. Peki. Sorunun değeri 30 bin lira. Evet, 30 bin. 3 tane bronz jokerimiz var. Bir Harezmi desek, soru. Harezmi matematikçi. Farabi,
Farabi o da matematik üzerine biraz şeyler yapmış. Hipokrat zaten yemini var. Ama tıbbın kanunu adlı eser batıdaki üniversitelerde. Ben bu terimi bir yerden okudum ya. Ama nereden okudum? Hem filozofmuş hem hekimmiş. Evet, hem filozof hem hekim. Hipokrat filozof muydu? Yok. Ya ben risk alacağım ya. Bronzcu yer kullanmayacak. Hedefi tutturacağım. Başka yolu yok. Hedefi yine tutturabilirsin. Güzel bir risk almak istiyorum bu sefer. Peki. C. İbn Sina. Onaylıyorum. Tebrikler. Bravo. Ver bravo. Ama gerçekten yani burası farklı bir şey ya. Gerçekten burası farklı bir şey. Burası farklı diyorsun ama keyifli yarışıyorsun. Ya keyifli yarışmaktan ziyade tabii. Yani buranın farkı. Kaybedeceğim bir para yok. Ama kazanacağım para çok işime yarayacak. Onun için bir nevi buraya gelirken güzel bir yarış çıkarayım. Hem de şu bilgi birikimimi bir sınayım dedim. Ne güzel. Evet. Şimdi hedefimize kaldı bir adım. Evet. Önümüzdeki soru 50 bin lira değerinde olacak. Evet. Tekrar hatırlatıyorum. Şimdiye kadar hiç üstteki peteğe çıkmadığımız için halen 1 milyon için yarışabiliriz. İnşallah. 3 tane bronz jokerimiz var, 1 tane de gümüş jokerimiz var. Evet. Şu 50 bin lira değerindeki anahtar kelimeleri önce bir görelim mi? Görelim. Buyurun efendim, önce bir anahtar kelimeler gelsin bakalım. Köprü, koleksiyon ve çınar. Köprü. Biliyorum da isimlerini bilmiyorum. Koleksiyon desen sınırsız bir şey. Koleksiyon. Yok ya. Koleksiyon olur mu? Hayır. Sevmedin koleksiyonu. Yok. Koleksiyonları sevmiyorum. Abi bir ara fotoğraf koleksiyonu vardı ama işe yaramaz o. Tabii bu ondan çıkmaz bu. Ben çınar demek istiyorum. Çınar diyelim. Evet, çınar diyelim. Bakalım efendim. Sorumuzun değeri 50 bin lira. Çınar anahtar kelimesinin sorusu. Buyurun gelsin. Türkiye'de çoğunlukla Fethiye ve Muğla civarında yetişen, görünüş olarak çınara benzeyen uzun ömürlü ağaç türü hangisidir? A. Sığla. B. Karaçam. C. Diş budak. D. Servi. Hiç gitmedim. Hiç de bilmiyorum. Bronzlar gidecek burada galiba. Fethiye ve Muğla civarında. Ve görünüş olarak da çınara benziyor. Bir duyduğum Servi bir de Karaçam. Alaca bunlar mıdır? Sığla, diş budak. Sığlayla diş budağı duymadın mı diyorsun? Yok, duymadım. Bir yerde okusaydım muhakkak aklımda kalırdı ya. En azından bir coğrafya kitabına geçerdi. Şuna benziyor diye. Değil mi? Servi'yi duyduk. Karaçam'ı da duyduk. Servi. Servi, 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 Servi. Olabilir mi Servi? Üç tane joker var. Bronz. Bir de gümüş var. Sorunun değeri. Servi Karaçam. Karaçam bildiğimiz çam değil mi ya? Uzun. Ama çınara benzeyecek. O zaman o var bir şey mi? Ben bronz jokerimi kullanayım o zaman. Peki. D. Servi. Onaylıyorum. Servi değilmiş Cebrail. Diş budaksı. Şimdi sorumuzun değeri 50 bin lira. Gümüş jokerini unutma. 50 bin lirayı garanti altına almak için gümüş joker kullanmalısın. Evet. Gümüş jokerini kullanmak istiyorum bu soruda. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Şimdi geriye kaldı 3 tane şıkkımız. A şıkkı Sığla, B şıkkı Karaçam ve C şıkkı Diş Budak.
Ya bu diş budak nedir ya? Vallahi merak ettim. Galiba onu diyeceğim. Çünkü karaçam değildir ya. Karaçam, karaçam bildiğin çam gibi şey. Karaçam belki de olabilir mi? Yok ya. Sığla diş budak. Ya keşke onları da kullansaydım. Servi'yi biliyorum ya. Öyle bir şey. C diş budak demek istiyorum. Bron şekeri kullanarak. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Demek diş budak da değilmiş. Değilmiş. Ya emin ol ki ilk başta aklıma geçen sığlaydı. Sığla diyeyim. Bir büyük ihtimal karaçam çıkar. Biz de o karaçamı öğrenmiş olduk. Unutmamak üzere. A sığla onaylıyorum. Pardon. Bronz jokeriyle. Bronz jokeriyle. Peki tamam. Sığlayım şey. Hani derler ya, ilk düşündüğün muhakkak doğrudur. Evde çok başıma geldi ve burada da başıma geldi. Burada da oymuş. Karaçam tam da senin söylediğin gibi aslında çünkü bir çammış. Diş budak ne ya, ne ki ya? Servi'yi biliyorum, diş budağı duymamışım. Ah, neyse. Hedefimize ulaştık ama. Aynen öyle. Değil mi? 50 bin lira. Evet. Garanti altına aldık. Çok şükür. Tebrik ediyorum Cebrail. Teşekkürler, sağ olun. Bravo. Ne var şu anda ilk olarak kafada 50 bin lira nereye gidecek? Valla ben bir apartman dairesinin son katında oturuyorum. İşte rutubetli şöyle buydu, bayağı bir koktu. Güzel bir bakım yapmak istiyorum o eve. Eve. Ve iki tane prensesim var tabii. Bu iki tane prensese güzel bir oda yapmayı düşünüyorum inşallah. Ne güzel. İleride de onların yavaş yavaş eğitim masrafları da başlayacak. Tabii tabii. Belki oralarda. Çok şükür. Çok şükür. İnşallah onlar daha hal olacak. İnşallah. Ama bitmedi daha. Devam şimdi daha ediyoruz. Rahatım ama. Daha tamam. Rahatım. Şimdi. Hedefe ulaştık. Evet. Şöyle bir dönüp bakalım Cebrail. Altın peteğe istersen iki soru sonra, istersen evet. Üç ya da dört soru sonra ulaşma şansın var. 50, 100, 150 ve 250 bin lirada altın peteği görebilirsin. 500 bin lirada altın peteği görebilirsin. Ve halen 1 milyon için altın petekte yarışma şansın var. Şimdiye kadar devamlı olarak yandaki peteklere gittiğin için evet. Ve yolu uzattığın için halen 1 milyon için yarışabiliriz. Evet. Hadi devam. Bakalım. Bakalım. Efendim sıradaki sorumuz tam 100 bin lira değerinde. Önce anahtar kelimeleri var. Buyurun gelsin. Ben de şöyle müsaadenle bir artık ayağa kalkayım. Ağırlık, çadır ve boyun. 100 bin lira değerindeki anahtar kelimelerimiz. Bunlar ne ya? Ağırlık, çadır, boyun. Boyun? Uzunluk mu sarar? Çadır. Ağırlık. Ben çadır demek istiyorum. Çadır diyorum. Evet. Peki. Efendim sorumuzun değeri 100 bin lira. Çadır anahtar kelimesini seçti Cebrail. Görelim bakalım soruyu. Moğolların yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak olan geleneksel çadırına ne ad verilir? A. Tugrik. B. Ger. C. Şaman. D. Huşur. Şaman değildi zaten. Şaman işte din adamlarına şaman denir orada. Değil o tabii. %33 kaldı. Tugrik, 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 Tugrik. Tugrik, Tugrik. Ger. Gelmekten dolayı mı acaba ger demişler?
Yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak. Sen gelinse çadıra ne atılır? Yaz aylarında serin tutarmış, kış aylarında da sıcak. Huşur. Huşur. Olabilir. Huşur da değildir büyük ihtimal. Tuğrik ve ger. Tuğrik, tuh. Tuh, mühür demek ama. Tuğra mı? Tuğra. Tuğra mühür demek. Tuğrik, mühüre benziyor mu? Nedir o? Bilmiyorum ki ama. Ya benim aklımdan ilk geçen hangisi? Her zaman doğruydu. İnşallah bu da doğru olur. Hangisiydi ilk geçen? İlk geçen gerdi. Ger miydi? Evet. Tuğrik değildir ya. Tuğrik. Tuğrik? Yok. Değil mi diyorsun? Sanki bir mühür çeşidine benziyor tuğrik. Ne çeşidine? Mühür çeşidi. Mühür çeşidi ha. Tuğradan mı geliyor acaba? Tuğrik. Tuğra. Yok. Cebrail kendi kendini tatmin etmeye çalışıyorum ya sanki. Öyledir ya da değildir diye kendine şey. Kendimi tatmin etmeye çalışıyorum ama ilk aklıma geleni söyleyeceğim. Peki ya. Hangisi? Ya çadırlar gerilir. Bu germe de oradan gelir bence ismi. Hani çadırlar gerilir ya. Bence ger de oradan gelmiştir. İsim olarak. Onun için B... Huşur. Huşurtudan mı gelir? Tuğrik. Tuğrik ne ya? Tuğrik kafamı karıştırdı. Huşur. 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 Sert bir şey sanki böyle şey olmasın. İlk aklıma geleni söyleyeceğim. B. Ger. Onaylıyorum. Peki hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Sorumuzun değeri 100 bin lira. B şıkkı ger dedi Cebrail. Doğru mu değil mi? Evet, tebrik ediyorum. Mantık doğru o zaman. Mantık doğru. Evet. Germek demek oradan geliyor. Germek de oradan geliyormuş demek. Evet. Tuhaf bir şey. Onu da öğrendik. Onu da öğrendik. Evet, yeni bir şey. Daha doğrusu iki şey öğrendim burada. Son iki sorudaki cevaplarla beraber bilgi dağarcığımızı da genişleterek... Evet, yeni bir şeyler öğrenerek tabii. Para hazinemizi de gittikçe yükseltiyoruz. Evet. Şimdi 50 bin lira kasada garanti. Evet. 100 bin liralık sorunun doğru cevabını bulduk. Sırada 150 bin lira değerindeki sorumuz var. Tekrar bakıyorum şöyle bir petek tablosuna. Sağ tarafa giderek yolu uzatabiliriz ya da sol tarafa ya da bir üstteki peteğe giderek yolu kısaltıp altın peteğe gidebiliriz. Benim amacım kendi branşımda olan, kendimi alakadar eden, ilgi duyduğum bir konu olursa onu seçerim. Yani buradaki amaç, yani altın peteğe de direkt de gidebilirim ama... Peki baştan diğeri beri daha de, güzelse... Baştan beri de hep aynı stratejiyle mi gidiyorsun? Evet, buraya gelirken öyle düşündüm. Ve ya amacım altın peteğe değil. Daha fazla soru bilerek, yani zaten ben daha fazla soru bilirsem zaten altın peteğe olacağım. Aynen. O mantıkla gittim. Aynen. Ve ilgi alanlarımın olacağının, yani hani ne diyeyim, direkt altın peteğe ulaşacak üçüncü olsa, diğeri beşinci olsa ben beşinci yolu tercih ederim. Kendi ilgi alanım olduğu değil sürece. Tabii. Zaten buradaki amaç sen o ilgi alanlarını bildikten sonra otomatikmen altın peteğe ulaşıyorsun sanki. Bilgin yoksa, sayesinde de altın peteğe gidiyorsun. Mantıken bunu düşündüm. Aynen. Bu şekilde geldim. Yani direkt basamakları, merdiven gibi basamakları çıkıp da altın peteğe ulaşmak istemedim tabii burada. Yani dedim işte ilk sıralarda da olabilir bu kazanacağım para. Altın peteğin bir altındaki soru da olabilir. Benim ilgi hangisine yönelikse ona yöneleceğimi söyledim. Ve çok şükür öyle de oldu. Öyle de oldu. Hem de şimdi... 150 bin lira değerindeki anahtar kelimelerle tanışacağız. İnşallah. Çağıralım gelsin de. Evet. Hadi bakalım efendim. 150 bin lira değerinde anahtar kelimelerimiz. Buyurun görelim. Kolye. Suikast.
çizgi. Ya biraz da resimle ilgili bir şeyler biliyorum. Çizgi demek istiyorum. Bolca çizgi film, yani daha doğrusu birinci sınıfın çizgi çalışmalarından dolayı artık adı bir şey olur. Evet, çizgi diyerek de aynı zamanda teknik açılımı da 150-200 altın peteği görebileceksek eğer, evet, 500 bin lira için altın peteğe artık tek yol kaldı. Onu da 500 bin lirada göreceğiz. İnşallah. İki tane soru bilmemiz lazım sadece. Önce şu 150 bin lira değerindeki çizgi anahtar kelimesinin sorusu. Gelsin görelim. ...1908 yılında... Emil Cole tarafından üretilmiş, birçok sinema tarihçisi tarafından ilk çizgi film olarak değerlendirilen yapım hangisidir? A. Büyülü Çizim. B. Sanatçının Eli. C. Dinozor Gertie. D. Fantasmagori. Bu ne ya? Ama ben bunu bir yerden duydum. Okudum da. Nereden çizgi anladım? Anahtar kelimesini görünce çizgi filmlerle ilgili biraz bir şey biliyorum dedin. Evet ama yani bu kadar da eski. Çizgi filmden çıkacağını en azından tahmin et. Evet. Çizgi filmden çıkacağını tahmin ettim. Çünkü çocuklarla bol bol çizgi film izliyoruz. Ama ilk çizgi filmden çıktı. Artık bu dedemden kalma galiba. Evet. 1908. Dedemden kalma. Ama ben bunu bir yerden duydum ya. Büyülü Çizim, Sanatçının Eli, Fantasmagori. Büyülü Çizim değildir. Sanatçının Eli de değildir. Dinozor Gertie. Dinozor Gertie. Ya Dinozor Gertie sanki oynuyor halini ya. Böyle iki boyutlu çizgi filme şeklinde sanki oynuyor hala. Fantasmagori. Hiç duymadım. Ama işin tuhafı da aklım oraya gidiyor. Nereye? Hangisine gidiyor? Fantasmagori'ye gidiyor. Fantasmagori'ye gidiyor. Dinozor Gertie ile Fantasmagori arasındayım ama %50 bir şansım var. Bana göre. 1908. Hiçbir tanesi de izlememişim ya. Sanki Dinozor Gertie biliyorum ama o mudur? Dinozor. Neredeydin ya sen? Seni bir yerde görmüştüm ama neredeydin? Nerede gördüğünü hatırlayabiliyor musun? Yok işte. İki boyutlu bir şey vardı ama televizyonlarda. İsmi Gertie miydi? Bir de o da var. Hani tam dinozor çizgi filmi de. Söyleyeyim ya, ne olacak? %50 şansın var. İkisinden bir tanesi de büyük ihtimal. C demek istiyorum. Dinozor Gertie. Hatırlasam var ya, ben bunu bir yerden duydum ama. İlk çizgi filmi hatta. Kabul ediliyordu. Bir belgesel miydi? Çizgi film miydi? Neydi ya? Ah. Ama dinozor kelimesini duydum. Onun için C. Dinozor Gertie. Onaylıyorum. Haydi bakalım. Efendim sorumuzun değeri tam 150 bin lira. Cebrail dedi ki ilk çizgi film Dinozor Gertie'dir. Görelim efendim, doğru mu diyeyim? Kısmet. Fantasmagori.
ve Dinozor Gert arasında kaldım dedin. %50 şansım var dedin. Evet. Oraya kadar getirdin. Olmadı. Yok ya. Kazandım yine. Ben tamamen 500 bin lira için olmadı diyorum. Yok yok. Yani ben şu hedefimi kazandığım için. Diye. Evet, çok teşekkürler. Şimdi tabii. Şimdi o soruyu hemen unutalım. Evet. 50 bin lira kazandın. Evet, tabii tabii. Yani burada kaybeden olmadım çok şükür. Aynen öyle. 50 bin lira. Bu gerçekten de bizim yarışmamız için de çok önemli, iyi bir ödül miktarı. Teşekkürler. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Her şeyden önce seni tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocukların içinde, ailenin içinde her şey en iyisi olsun istiyorum. Çok teşekkürler. Senin biliyorum. Sağ olun. Çok var teşekkürler. Olun. Sağ olun. İyi akşamlar Cebrail. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet efendim. Cebrail öğretmenle çok keyifli yarıştık. 50 bin lira ödülle de onu uğurladık ve biz altın peteğe devam ediyoruz. Ve yarışmacımız Zeynep Sungurbaş geliyor. Merhaba Zeynep. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur lütfen. Nasılsın Zeynep? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Neler yapıyorsun? Seni biraz tanıyalım mı? Zeynep Sungurbaş, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bu yıl okulum bitiyor, meslek hayatına atılıyorum. Haydi bakalım. Şu anda da bir hukuk bürosunda çalışıyorum. Oo, çalışmaya başladın. Evet, yani ufak ufak bir şeyleri başlamak lazım dedim ve başladım. Onun ardından okulumu bitirmek şu an ilk olarak hedefim. Ne güzel. Peki hukukla ilgili ileride avukatlık, hakimlik, yargıçlık var mı kafanda, böyle bir yol çizdin mi? Evet tabii, avukatlık yapmak istiyorum. Yani çok küçüklükten beri zaten yapmak istediğim meslek avukatlıktı. Hatta kuzenim var. Kuzenimle birlikte ben 3. sınıftayken, o 2. sınıftayken birbirimize söz vermiştik avukat olacağımıza dair. Hatta yazılı belgemiz bile var. Yazılı. Hangi 2. sınıf bu? İlkokul 2 mi yoksa? Evet, ilkokul 2 ve ilkokul 3. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Peki kuzenin de aynı şekilde? O da hukuk okuyor şu anda. Okuyor. Evet. Müthiş, ne kadar güzel. Evet. Belki ileride birlikte bir avukatlık bürosu açılır. Bakalım, evet. Neden olmasın? Çünkü sözleşme var diyorsun. Tabii, sözleşmeye dayanan bir ilişkimiz var şu an. Sizin mesleğiniz için de çok önemli sözleşmeler. Aynen, aynen öyle. Ne güzel. Peki başlayalım mı Zeynep? Başlayalım. Tamam, haydi bakalım. O zaman Zeynep'in ilk sorusu geliyor ve başlıyoruz efendim. Buyurun. Bir kişiyle tanıştırıldığımızda hangisini söyleriz? A. Müsterih oldum. B. Memnun oldum. C. Müteessir oldum. D. Mağdur oldum. Evet. B. Memnun oldum demek istiyorum. Onaylıyorum. Elbette. İlk sorunun ardından 500 liraya ulaşmış olduk bile. Evet. 500 lira değerinde anahtar kelimelerimiz geldi. Bahşiş, can ve dedikodu. Dedikodu demek istiyorum. Peki. Bir olayın dedikodu biçiminde kulaktan kulağa yayılması hangi gazete aracılığıyla olur? A. Islık gazetesi. B. Fısıltı gazetesi. C. Mahalle gazetesi. D. Gıybet gazetesi. cevap veriyorum. B. Fısıltı gazetesi. Onaylıyorum. Elbette. Bu da bizi 1000 lira değerinde anahtar kelimelere ulaştırdı. Evet. İşte onlar. Krem, iş, telefon. Evet. Telefon demek istiyorum. Peki. Telefonda konuşurken ikinci köprüden geliyorum diyen bir İstanbullu hangi köprüyü kullanmaktadır? A. 15 Temmuz Şehitler. B. Fatih Sultan Mehmet. C. Osman Gazi. D. Yavuz Sultan Selim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Boğaziçi Köprüsü'ydü. İkinci köprü de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. B. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Onaylıyorum. Elbette. Teşekkür ederim.
Ve böylece 2000 lira değerindeki anahtar kelimeler yaramaz, işçi, kabuk. Yaramaz demek istiyorum. Peki. Yaramaz, haylaz kişiler için de kullanılan bir kelime olan hınzır, aynı zamanda hangi hayvana verilen adlardandır? A. Eşek, B. Keçi, C. Tavşan, D. Domuz. Evet. Şu anda bir fikrim yok bununla alakalı olarak. Hınzır. Hınzır. Çok da kullanırız günlük hayatımızda aslında. Seni gide hınzır deriz mesela. Hınzır. Ama aynı zamanda bir hayvana verilen bir atmış. Atmış. Bu şekilde hiç karşılaşmadığım bir şeydi. Bu soru için bronz kelime kullanmak istiyorum öncelikle. Hangisine yakın geliyor? Hangisi yakın geliyor? Eşek yakın geliyor şu an bana. Aa, eşek diyeceğim. Bronz jokeriyle. Bronz jokerimle birlikte eşek demek istiyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Eşek için kullanmıyormuşuz. Evet, kullanmıyormuşuz. Öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Ama hangisi için kullanılıyor acaba? Hangisi için kullanılıyor? Keçi inatçı olduğuyla bildiğimiz bir hayvan. Hı. İnatçı keçi deriz herhalde. Öyle deriz yani. Dolayısıyla şu anda da tavşan olduğunu düşünüyorum. Domuza pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Emin de değilim ama. Yine bronz jokerimle birlikte tavşan demek istiyorum. C şıkkı tavşan. Evet, bronz jokerimle birlikte diyeceğim. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bu hınzır bizim bronzlarımızı yedi şu anda. Yedi. Evet, üzgünüm bunun için. B şıkkı keçi ve D şıkkı domuz kaldı. Hınzır. Hınzır domuz mu acaba? Yani inanın hiç fikir yürütemiyorum şu anda konuyla alakalı olarak. Ama yani tekrarlayacağım. Keçiyi inatçı biliyoruz. İki inatçı keçi. Öyle düşünüyorum. Tekrar bronzumu kullanacağım. Ve domuz diyeceğim. Peki. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Domuz için diyorum. Hınzır domuz. Evet, hınzır domuz. İnanın şıkkı söyledikten sonra hınzır domuz. Bunu hınzır zaten domuz diyoruz dedim kendime, evet. Ama geç kalmıştım. 3 tane bronzumuzu yedi bizim o hınzır sağlık domuz. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Peki işte 3000 lira değerinde anahtar kelimelerle devam ediyoruz. Haber, ayak, kural. Haber demek istiyorum. Peki. Gazetede haberin özetlendiği ve önemli ayrıntılarının vurgulandığı alan hangisidir? A. Spot, B. Manşet, C. Sür manşet, D. Başlık. Manşet, ana manşet olduğunu biliyorum. Sür manşette altta yazan küçük siyahlar diye biliyorum açıkçası. Bunun teknik anlamda spot nasıl kullanılıyor bilmiyorum. O yüzden de ben... Senin 3000 lira değerinde sorumuz. Evet. Bir gümüş jokerimiz var. Gümüş, bir de bronz jokerimiz var. Bronz jokerimiz de var. Gümüşlemek istiyorum soruyu ben. Peki, bu soru için gümüş joker kullanıyoruz. Evet, gümüş joker kullanmak istiyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Şimdi. Yine bronz jokerimle birlikte sür manşet demek istiyorum. C şıkkı sür manşet için bir bronz joker. Evet, bronzumu kullanmak istiyorum. Onaylıyor musun? emin olmamakla birlikte onaylıyorum. Peki. Sür manşeti logonun üstünde.
büyükçe kullanıyoruz. Öztür manşet. Manşet, evet. Karıştı şu an her şey bende. Evet. Soruda gümüş şokerimiz var. Başka evet. Bronzumuz kalmadı. Evet, kalmadı şu 3000 lirayı anda. Garanti altına almak için doğru cevabı doğruyu bilmek zorundayım. Sür manşetle manşeti karıştırdığıma göre manşet olabileceğini düşünüyorum açıkçası ama bilinçli bir şekilde de söylemeyeceğim bu cevabı. Ne diyelim? Düşünüyorum şu anda. Sesli düşüneyim. Spotun dediğim gibi tekrar teknik anlamda ne anlamda kullanıldığını bilmiyorum sanırım. Yani sür manşet derken de açıkçası bu büyük yazının altındaki küçük kalın puntoları dediğimi sanmıştım. Fakat öğrendim ki o büyük olanmış. Dolayısıyla manşettir herhalde önemli ayrıntılarının. Evet manşettir herhalde yani başlık mıdır? Bilmiyorum şu anda. Manşet gibime geliyor ve bronz jokerimde olmaması da beni üzüyor aynı zamanda biraz. B manşet diyeceğim. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Spot olacaktı. Evet, bilmediğim bir şeydi. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Biz biraz teşekkür ederiz. Biraz heyecanlıydım. Belki bunun verdiği bir olabilir. Dezavantajdı ama teşekkür ederim. Sizi tanımak da çok güzel. Bizim için de öyle. Çok teşekkürler Zeynep. Sağ olasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar size. Ve efendim Türkiye'nin %100 yerli bilgi yarışması Altın Peteğin sonuna geldik. Eğer siz de stüdyomuza gelip tam 1 milyon için yarışmak istiyorsanız www.altınpetek.tv adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.